Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki dersimizde sizlere timelapse fotoğraf çekimi hakkında bilgi vereceğim. Timelapse nedir? Timelapse nasıl çekilir? Timelapse çekerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları size ifade edeceğim ve hep birlikte timelapse fotoğraf çekimi yapacağız. Timelapse çekimi yaparken arkadaşlar kısaca Türkçe karşılığı aralıklı çekim veya da işte seri çekim dediğimiz işte belirli aralıklarla 2 saniyede, 3 saniyede, 5 saniyede bir çekim yaparak çektiğimiz fotoğrafların işte 100 tane olur, 200 tane olur, 300 tane olur veya 500 veya da 1000. O sizin tercihinize kalmış bir şekilde aralıklarla, belirli aralıklarla çekilip bunlar daha sonra bilgisayar ortamında işlenip video şeklinde izlenilmesi tarzında bir çekim modu. Normalde zaten video çekimlerinde 1 saniyede 24 kare çekimden oluşuyor. Biz tabi 1 saniyede 24 kare çekmiyoruz. Çekemiyoruz yani. O tarz bir çekim yapmıyoruz ama biz ne yapıyoruz? İşte 2 saniyede çekiyoruz. Ve 3 saniyede bu kişinin veya çekilecek yerin durumuna ve isteğine bağlı olarak değişiyor. Ben çekimimde 2 saniyeyi kullanacağım arkadaşlar. Ve 2 saniye çekim yaparak ortalama bir yarım saat veya 45 dakikalık bir çekim yapacağım. Ve ondan sonra onu hep beraber videoda nasıl birleştirilir veya hangi programla birleştirmemiz gerekiyor, bunu yapacağız. Timelapse çekimleri genelde ne de yapabilirsiniz? DSLR'e, profesyonel makinelerde yapabilirsiniz. Şu andaki günümüzde kullanılan cep telefonlarıyla yapabilirsiniz. Aksiyon kameralar vesaire falan bunlarla yapabilirsiniz. Ya kısaca fotoğraf çeken her türlü makineyle bunu yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi işte hani DSLR'e makineler kullanırken bunların bir perde hızı, bir perde ömrü olduğu için ben pek fazla bunları tavsiye etmiyorum. Daha çok işte dijital cep telefonunuzla çekebilirsiniz veya aynasız makinelerle çekim yapabilirsiniz veya buna benzer. İşte ben bugün 60D ile Canon 60D ile bu çekimi yapacağım, birleştireceğim. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar size cep telefonuyla timelapse nasıl çekilir onu göstereceğim veya da aksiyon kamerayla, bu ikisini de bir sonraki dersimde size ifade edeceğim. Timelapse çekimi yaparken arkadaşlar genelde makinemizin sabit durması veya telefonumuzun ya da işte hangi aparatla, malzemeyle çekim yapıyorsak onun sabit durması gerekiyor. Bu yüzden sağlam, güzel bir tripod kullanmanızı tavsiye ederim veya sabit bir zeminde makinenizi bırakıp çekim yapmanızı tavsiye ederim. Ben tripod kullanarak çekim yapacağım. Burada havanın güzel olmasına, hafif rüzgarlı olmasına veya rüzgarın daha az olmasına, hiç olmamasına dikkat edin. Aşırı rüzgarlı havalarda çekim yaparsanız arkadaşlar muhtemelen çekimde makineniz olsun veya tripod olsun titreşim olacağı için çektiğiniz fotoğraflarda da belki bir nebze sarsıntı olabilir. Onu önlemek için ya sağlam bir tripod kullanın ya da sabit bir düz zemine makinenizi koyarak titreşimi en aza indirin. Ve eğer ki bir DSLR makine kullanıyorsanız arkadaşlar bir kumanda kullanın. Neden diye soracak olursanız, çünkü her deklanşöre basışınızda bir titreşim olacak, bir canlanma olacak. O da belki fotoğraflarda istenmeyen bir etkiye neden olabilir. O yüzden kumandayı kullanaraktan çekim yapabilirsiniz. Ve fotoğraf makinenizin de uzaktan kumanda ayarını açtığınız zaman 2 saniye modunu alırsanız çekim yaparken sayı saymanıza gerek kalmaz. Her çekimden sonra kumandaya bastığınız zaman 2 saniye aralıklarla çekim yapmış olacak. Bu da size artı bir kolaylık sağlar. Ama dediğim gibi bunu yaparken DSLR makinelerinizi fazla yıpratmayın. Daha çok işte cep telefonu olabilir, aksiyon kameranız varsa o olabilir. Veya da dijital çekim yapan bir makineyle yaparsanız daha rahat olur. Şimdi hep beraber çekim alanına geçelim ve nasıl çekim yaptığımızı ve daha sonra da bunları nasıl birleştirdiği konusunda izleyelim. Ve şimdi çekim alanına gidelim arkadaşlar ve beraber çekimimizi yapalım. İşte nasıl tripodumuzu kurduğumuzu, nasıl bir alan çektiğimize bakalım. Ondan sonra bunu da hep beraber bilgisayar ortamında işleyip ve nasıl videoya dönüştürdüğümüz konusunda beraber adım atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada makinemizi çekim yapacağımız yere doğru konumlandırdıktan sonra orada bir yere netleme yaptıktan sonra manuel fokusu alıyoruz. Burada fotoğraf çekerken sıkıntı olmasın. Her defasında yeniden netleme yapıp da zaman kaybetmemek açısına manuel moda aldıktan sonra
Tek sefer netleme yapıp manuel moda aldıktan sonra bundan sonra her 2 saniyede bir kumandamızla çekim yaparak istediğimiz sonucu elde etmeye çalışacağız. Burada işte artık bu sayı size kalmıştır. Ben ortalama 35-40 dakikalık bir çekim yapacağım. Ama siz bunu daha kısa tutabilirsiniz, daha uzun tutabilirsiniz. Bu da sizin isteğinize bağlı kalmış. Şimdi burada çekimimizi yaptıktan sonra tekrar geri dönüp bu sefer PC ortamında işlemek için beraber kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, timelapse çekimleri için çekmiş olduğumuz fotoğrafları düzenlemek için Adobe Premiere programını açacağız. Buradan linkimizi tıklıyoruz. Programımız açılmaya başlıyor. Evet, programımız açıldığı zaman şimdi bir arayüz gelecek arkadaşlar. Burayı es geçebilirsiniz veya buradan da sayfa açabilirsiniz ama ben genelde burada file dosyasına girip şuradan ne proje deyip şurada timelapse 3 demek istiyorum. Çünkü daha önceki denemelerimde 2 cluster oluşturmuştum. Üst üste gelmesin. Okey dedikten sonra şimdi yeni bir sayfamız açılacak arkadaşlar. Bunu herkes farklı şekillerde yapabilir. Çok farklı yöntemler var veya çok farklı programlar var. Ben genelde bunu tercih ediyorum. Bu programı tercih ediyorum ve güzel kullanışlı bir program. Biraz zor olsa da kolay işlemler çözdükten sonra yapabiliyorsunuz. Burada işte normal bizim layer katmanımız ve çağıracağımız fotoğrafların bulunduğu yer var. Zaten burada ismimiz belli. Timelapse programı. Burada import diyor. Import media. Start. Burada işte sağ tıklayıp import dedikten sonra arkadaşlar çekmek istediğimiz fotoğraflar alıyoruz. Burada da ilk fotoğrafımızı seçtikten sonra arkadaşlar şurada image sequence denen yere tıklıyoruz. Çünkü hepsini toptan almasını istiyoruz biz o tarafa sıralı bir şekilde. Ve burada son fotoğrafımıza da Shift basılı tutarak seçiyoruz. Seçtikten sonra aç diyoruz, açın diyoruz arkadaşlar. Aç deyince zaten fotoğraflar otomatikman buraya gelecek. Burada da seçili bir halde olacak arkadaşlar. Buradan otomatik olarak en üstteki fotoğraftan tutup direktmen bu alana basılı tutarak mouse'umuza basılı tutarak buraya bırakıyoruz. Buraya geldikten sonra bu şekilde bir pembe renk oluşuyor arkadaşlar. Bunun da bu katmanı seçtikten sonra, bu alanı seçtikten sonra mesela şuradaki sarı çizgiyi görüyorsunuz. Seçili alan burası oluyor. Burada kontrol A dedikten sonra renk değişti. Beyaz o döndü. Burada fotoğrafların hepsini, attığımız fotoğrafların hepsini seçmiş oluyoruz. Sağ tıklayıp arkadaşlar Speed Duration'a gelip burada işte hızını ayarlayacağız. Burada arkadaşlar şuradaki rakamsal 125 olanı ben eksiye 130 yapmak istiyorum. Çünkü daha hızlı geçmesini istiyorum ve saniyeli şey yani fotoğrafların saniyelerin daha kısa olmasını istiyorum. Burada repeat edit denilen kısmı seçersek bu fotoğraflar küçüldüğü zaman aralarındaki boşluğu otomatikman giderecek. Eğer seçmezsek o aralarındaki boşluklar sabit kalacak. Evet, şu anda bu şekilde bir izleme yapalım. Şu anda bunu render alınca daha net bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Ctrl M tuşuna bastığınız zaman render almak için bir sayfa gelecektir. Eğer YouTube ve normal paylaşımlarda bulmak istiyorsanız H.264'ü seçersiniz arkadaşlar. Burada diğer kaydetme ayarlar da var. Daha sonra işte çalışmanızın nereye kaydedileceği konusundaki bilgiler şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Buradaki kısımda işte genelde kalite ayarlarına falan bakıyoruz arkadaşlar. Ben daha önce ayarladığım için ayarlarla uğraşmak istemiyorum. Ve buradan export diyorum arkadaşlar. Bu da bizim videonun veya da videodaki uzunluğa bağlı olarak değişiyor.
Normalde şu anda 1,5-2 dakikalık bir bekleme sürecimiz olacak. Bu süreçten sonra time-lapse gösterimiz hazır durumda olacak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte bu şekilde bir formata geldi, boyuta geldi. Şöyle izleyebilirsiniz. Bunu tamamlanmış hali arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi 12 saniyelik bir videomuz. Daha sonra bunu buradan kapatıyorum arkadaşlar. Bunu normal benim timelapse videoma ekleyip oradan sinematik moda çevireceğiz arkadaşlar. Benim timelapse çekimi yapmak için hazırladığım klasör bu. Bu sefer bunu açıyorum arkadaşlar. Burayla bizim işimiz bitti. Bunu ben kapatıyorum. Kaydetmeye gerek yoktur çünkü bunu size göstermek için açmıştım. Ben şuradan şimdi normal düzenlediğim videoyu açıp burada işledikten sonra sinematik moda çevireceğim. Alttan ve üstten kesim yapacağım. Ve daha izlemesi keyifli bir videoya çevireceğim arkadaşlar. Var olan videomuzu buraya çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle şu tutup şunun üstüne bıraktığın zaman şuraya çalışmamız buraya gelecektir arkadaşlar. Şurada bir ön izleme yapabiliriz. Evet, şu anda bir sıkıntı yoktur. Evet arkadaşlar şurada Adobe Premiere'de eğer sadece görüntü almak istiyorsanız şunu tıklayıp alabilirsiniz. Veya da direkt ses almak istiyorsanız şurayı tıklayıp alabilirsiniz. Bunda zaten videoda ses yok. Lakin ben yine şuradan görüntüyü sadece almak istiyorum. Şuraya getirip birleştiriyorum. Birleştikten sonra şurada müziğimize bakıyoruz. Evet. Şöyle. Şimdi timelapse'a geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde bir görüntü oluyor. Ve tabi burada biraz ağır gidebiliyor çünkü bir taraftan işliyor bir taraftan hareket ediyor. Lakin bunu renderini aldıktan sonra daha sağlıklı daha güzel bir şekilde geçecektir. Ben burada size sadece bunu nasıl sinematik moda çevireceğinizi gösterip ondan sonra dersimizi bitireceğim arkadaşlar. Nasıl yapacağız onu göstereceğim size arkadaşlar. Burada çalışmak istediğimiz alanı burada seçtikten sonra arkadaşlar efekt kısmına geliyoruz. Efekt kısmını seçtikten sonra arkadaşlar normalde şu alan yoksa şu efekt kısmına crop yazıp crop'u çıkarttıktan sonra tıkladığımız zaman arkadaşlar burada crop kısmını açacaktır. Burada işte nedir? Şurada çalışma alanına bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde ayarlıyoruz. Eğer sayfamızdan küçükse çünkü farklı video formatlarında bu alanı doldurmayabilir veya çok fazla büyük olabilir. O zaman şuradan seçebiliyoruz. Zaten seçili alan olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle sağdan soldan seçebiliyorsunuz. Şöyle bu şekilde şey yapıyorsunuz. Burada arkadaşlar zaten ben değerler girmişim. Yani bunu değiştirebilirsiniz. Mesela 15 yazan yeri 30 yapalım. Ne kadar aşağı indiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Buna göre değerlerini siz otomatik olarak ayarlarsınız. Şöyle burası da 15 diyelim. Şöyle arkadaşlar biz yine burayı 20 yapalım. Bu şekilde tekrar Audi diyoruz arkadaşlar. Daha sonra şurayı kapattıktan sonra isterseniz şuradan başlatıp izleyebilirsiniz. Yani burada zaten sinematik mod yapmamışım, şey yapmamışım. Bunu sadece size göstermek için yapıyorum arkadaşlar. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Takıldığınız yer olursa sorular kısmında bana bildirebilirsiniz. Yorumlar kısmında da yazabilirsiniz. Ben memnuniyetle cevaplarım veya daha detaylı bir şekilde de anlatabilirim arkadaşlar. Umarım video faydalı olmuştur, işinize yarar. Daha farklı fotoğraflar çekmek adına işinize göreceğini düşünüyorum. Faydalı olduysa videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.